Sevgili. Düz örgü örebilmek için örgünün ön yüzüne gelmemiz gerekiyor. Onun için de ilmek attıktan sonra bir sıra ters örgü yapıyor ve örgünün ön yüzüne geliyoruz. Sağ şişimiz elimizde ve kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sağ şişimizi arkadan öne doğru batırıyor, İpliği bir kez doluyoruz, çekiyoruz ve sol şişteki ilmeği sağ şişe taşımış oluyoruz. Tekrar ediyoruz. Sağ şişimizi arkadan öne batırıyoruz. İpliğimizi bir kez doluyoruz ve ilmeğimizi çekip sol şişten sağ şişe aktarıyoruz. Tekrar tekrar yapalım ki pratik kazanalım. Öyle değil mi? İpliğimizi doladık ve sağ şişe aldık. Sağ şişimizin yardımı ile sol şişteki ilmeğimizin içerisine arkadan öne doğru batıyoruz. İpliğimizi bir kez doluyoruz ve çekiyoruz. İlmeği sağ şişe takıyoruz. Tekrar ediyorum. İpliğimi doluyorum ve ilmeği sağ şişe aktarıyorum. Bakın hanımlar. Tekrar ettikçe elimizde de belli belirsiz bir hız kazanmış oluyoruz. Sağ şişimizi ilmeğin içerisine batırdık arkadan öne, ipliğimizi doladık, çektik ve ilmeği sağ şişe taşıdık. Sol şişteki ilmekleri sağ şişe taşımış oluyoruz. Ve belli bir süre sonra bunları tekrar 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 yaptığınızda, denediğinizde pratiklik kazanacaksınız, hız kazanacaksınız. Tıpkı şimdi burada yaptığımız gibi. Dikkat ederseniz belli bir süre sonra ister istemez elimizde bir rahatlık ve bir hız beliriyor. Sağ şiş yardımıyla battık, ipliğimizi doladık ve sağ şişe taşıdık ilmeklerimizi. Böylelikle sol şişteki ilmeklerimi sağ şişe geçirmiş oldum. Basit ama örgünün temelini teşkil eden düz örgü ile bir sürü çeşitler yapabilirsiniz. Kendinize ve çocuklarınıza çorap örebilirsiniz. Kazaklar örebilirsiniz. Atkı yapabilirsiniz küçük kız çocuklarınız için böylesine sevimli güzel hırkalar üretebilirsiniz. Düz örgüyle yapamayacağınız hiçbir şey yoktur hanımlar.